İzmit Belediyespor baş antrenörü Hasan Fırat Okul, İzmit Belediyespor'un Boğaziçi Basketbolu 72-70 mağlup ettiği playoff çeyrek final ilk maçı ardından maçı izleyen basın mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Burada bir favori yok. Yani sahaya çıkıp mücadele eden, kazanmak için oynayan ve akıllı oynayan kazanıyor. Karşı taraf gerçekten tecrübeli oyunculara sahip. Yani biz daha geniş bir kadroya sahip olsak da öyle gözükse de tecrübe olarak çok geride kalıyoruz özellikle guardlar kısmında. Bugün bir şekilde yolunu bulup maçın sonunda iyi oynama fırsatı bulduk. Yani bir haftadır çalıştığımız şeylerden sayı yiyince, hücumda yapmamız gereken şeyleri söyleyip hatta çalışıp üstüne sahada uygulayamayınca gerçekten antrenör olarak yani isyan etmekten başka bir şeyimiz kalmıyor. Çünkü gerçekten bile bile Lades oluyor. O çok üzüyor. Bu da bizi çok yoruyor gerçekten. Ama finale geldiğimiz zaman maçı kazanmak, evimizdeki avantajı değerlendirmek bizim için çok değerliydi. Şimdi playoff'un kalan maçlarında takım kadrosunun genişliği ne kadar değerli onu göreceğiz. Çünkü bir maç değil, bunu hep oyunculara söyledim. Bir maçlık oynamayacağız. Yani 3 günde bir maçlar olacak. Orada kadronun derinliği, her katı değerli bir şekilde katkıda bulunacak oyuncuların bizim için varlığı çok önemliydi. Bunu anlattık oyunculara. Yani evimizde kazandığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen herkese, size de teşekkür ediyorum. Yani bir basın mensubunun yanında siz de bizle beraber burada tek yürek oldunuz. O gözüküyor sahada. Siz de beraber biz de hakemlere itiraz ediyorsunuz. Oyunculara destek veriyorsunuz. Ya zaten istediğimiz bu. Olması gereken de bu yani. Şu ufacık bir yerdeyiz. Hep beraber aile olmak zorundayız. Sonuçta bu şehrin takımı. Tekrardan desteklerini istiyoruz herkesin. Çok teşekkür ediyorum. Hem sahada baskı uygulamaya çalıştık, hem tribündeki o baskı. İşte zaten aidiyet duygusu böyle başlıyor. Oyuncu da orada kendini gaza getirebiliyor, motivasyon sağlıyor. Oyuncunun yaptığı o agresifliği tribünler gördüğü zaman onlar da o desteği veriyorlar zaten. Oyuncularıma hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne kadar istediğiniz sahada gösterin ki hep beraber insanlar da sizin de beraber olsun, arkanızdan gelsin. Bunu da uyguladık son kısmında. Herkese çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Buyurun. Kadroyu kurarken ligde kalsak yeterli diyorduk. Ama bugün playoff heyecanı yaşıyoruz. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Yani biz sezona en son, yani son bir hafta kala kadroyu kurduk. Bunu başkanımız da biliyor. İşte 15 kişilik bir oyuncu grubundan bir takım çıkarttık. Playoff'a girelim de bir şekilde ne yaparsak yapalım derken, hatta hani aman da düşmeyelim gibi bir pozisyon varken biz hedefimizi hep yüksek koyduk. Çünkü madem biz buradayız, hedefimiz yukarıda olmak zorunda. Başka şansımız yok. Çünkü ikincilikteyiz sonuçta. Madem ben hayatımda ikincilikte hiç koşuk yapmadım. Madem buradayız, onun için de hedefimiz şampiyonluk olmalı. Bu yolda da ilerliyoruz. Sezon içerisinde destekler oldu. Başkanlarımız sağ olsun hiçbir zaman kırmadılar. Ne bulabiliyorsak, takımı nasıl destekleyebiliyorsak o yolda gittik. Ama en başında hazır oyunculardan bir takım kurup bacak bacak üstüne atıp biz de şampiyon olmak isterdik açıkçası.